bastım. Teşekkür ederim. Şimdi en dipten başlayacağız. Yani dik koordinat sistemi hani bilmeyen de olabilir. Ya bu ayıp bir şey değil. Ya da yanlış bilen, eksik bilen olabilir. O yüzden en dipten başladım. Dik koordinat sistemi de zaten biliyorsunuz. İşte x ve y sayı doğrularının dik olarak kesişmesinden, burasının 90 derece olduğunu biliyorsunuz işte, oluşan bu düzleme, bu sisteme dik koordinat sistemi diyoruz. Ya da buna düzlem diyoruz. Analitik düzlem diyoruz ya da. Bu x ve y çizgileri düzlemi 4 bölgeye ayırıyor. Sağdan başlarsak 1. bölge. Pozitif yönde ilerlersek 2. bölge. Yani saatin tersi yönde ilerlersek 2, 3, 4. Biliyorsunuz 4 tane bölge var. Her bölgenin içindeki nokta o bölgenin ortak özelliklere sahip. Mesela 1. bölgedeki nokta mesela A noktası. A'dan aşağıya dik indiğimiz zaman bir de Y'ye doğru gittiğimiz zaman ne diyorduk biz? Şu oluşan X'e absis diyorduk. Şurası absis. Şu uzunluk. Absis biliyorsunuz. Yazamıyorum ama absis. Yani yatay uzunluk absis. Dikeyde ne oluyordu? Şurası. Ya da şurası aynı şey zaten. Bu da aslında ordinat oluyor. Ordinat biliyorsunuz. İkinci sırada. Bu yazarken biz noktayı nasıl yazıyoruz? X virgül Y. Yani absis başa geliyor. Yani birinci bileşen absis, ikincisi ordinat. Bunları artık biliyorsunuz herhalde. Bir de x'ler artıları var. Bu taraf artı, bu taraf eksi. Yani o x değeri, eksi taraf değerse önüne eksi geliyor. Artısı artı. Bunları biliyorsunuz. Tamam. İşte birinci bölgede hangi işte ister burada al noktayı, ister şurada al, ister burada al fark etmiyor. Hepsinde x ve y'de pozitif olur. O yüzden artı artı diye yazılmış. İkinci bölgedeki herhangi bir noktayı aldığınız zaman, hangini alırsanız alın, aksis eksi oluyor çünkü aşağı dikindiğiniz zaman eksi bölgeye geçiyor. Ama y'ye karşı dikindiğiniz zaman gene yukarıda kalıyor. O zaman eksi artı oluyor. İşte böyle gidersek eksi eksi ve artı eksi oluyor. Aynı trigonometride anlattığımız gibi burada da işaretler var gene sonuçta. Geçelim bunu şimdi bakalım. İşte bununla ilgili birkaç soru yapalım. Demiş ki A noktası dördüncü bölgede olduğuna göre B noktası hangi bölgede olur? Şimdi dördüncü bölgeyi daha çizmeyeceğim. Son bölgeyi neydi oradaki? Hatta da buradan gösterelim. Yani şu bölgeden bahsediyoruz. Burada absis artı olur. Ordinat eksi olur. Yani x'in artı olduğunu buradan söyleyebiliriz. Y'nin de eksi bir değer olduğunu şuradan çıkarttık dördüncü bölge olduğu için. Bunları alıp tekrar B'yi oluşturalım şimdi. X'i artı olduğunu tekrar yazdım. İşte artı bir sayıdan eksi bir sayı çıkarsa mesela 3 eksi eksi 2 ne demektir? 3 artı 2 demektir. Yani artı olacaktır. O yüzden X'ten Y çıkarsa artı olur. Burası pozitiftir. Hem absis hem ordinat yani koordinatlar ikisi birden artı olan değerde hangi bölgede olur? Birinci bölgede olur sonuçta. Çok örnek vermedim artık yani bunları yapabilirsiniz yani bir örnek yeterli olmaz yani çalışma kağıdı gönderirim ben size. İlk formülden başlayalım. İşte iki nokta arasındaki uzaklık. Ben bunu ders kitabından aldım yıllar önce. Milli Eğitim ders kitabı vardı. Hatta belli oluyor silmişim bazı yerlerini. İki nokta arasındaki uzaklık ilk formülümüz olsun. Ne demek? Önce şekilden görelim ki somut olarak aklımızda kalsın. Şimdi düzlemde bir A noktası burası olsun. B de burası olsun. Aradaki uzaklık deyince dümdüz çiziyorsunuz A B arası. Şu pembe çizginin boyu, onun uzunluğu bize sorulan şey. Eğer A noktasından ve B noktasından hem aşağıya hem karşıya Y'ye doğru dikmeler inerseniz burada mavi boyalı bir ABH üçgeni çıkıyor bakın. ABH üçgeni çıkıyor. Ve bu üçgen dik üçgen olduğu için burada Pisagor yaparak şu üçgende Pisagor yaparak şu uzunluğu bulabilirsiniz. Şimdi tabii bunları ifade etmek için ben silmişim daha önce vardı burada. Şimdi BH dediğiniz şey nedir? BH dediğimiz şey şimdi Y2 burası aslında. Tabii buradan burası Y2. Buradan burası Y1. O zaman Y2'den Y1'i çıkarırsanız işte şu uzunluk kalıyor. O da zaten BH oluyor. Demek ki buraya ne yazmalıyız? Ordinatlar farkı. Aynı şekilde burada da buradan burası X2. Buradan burası X1. O zaman şu uzunluk ne oluyor arkadaşlar? Çok karaladık ama. Burası X1, burası X2. Burası da X2 eksi
x1 oluyor. Aynı zamanda da burasına denk geliyor. Evet. Yani bu dik üçgenin dik kenarları apsisler farkı oluyor. Yatay uzunluk ah. Dikeyde y2-y1 ordinatlar farkı oluyor. Şimdi Pisagor yaparsak AB yani hipotenüsün karesi AB'nin karesi eşittir diyeceğiz. Dik kenarların karelerin toplamı. Yani x2-x1 bir dik kenar uzunluğu yatay olan. Bunun karesi alınacak. Bir de dikey uzunluk y2-y1 din karesi alınacak. AB'nin karesindeki kare yok etmek için kök aldığımızda işlemde kök aldığımızda karşımıza AB'nin uzunluğunu veren formu çıkıyor işte. AB eşittir kök içinde apsisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesi. İşte bu bizim bu konudaki ilk formülümüz. Ve çok çok kullanacağız. İşte özetleyelim peki yani şekil çizdik anladık zaten. Ya demek istersek düzlemde iki noktayı gösterip bu üçgeni oluşturup yapabiliriz. Ama biz daha çok formülle gideceğimizi söylemiş. Yani her zaman da sürekli şekli çizmek yorucu olabilir. Ama şekli niye çizdim formülü anlayalım diye. Formülü şimdi tekrar edelim bakalım ne bulduk formülde. Demek ki iki nokta arasındaki uzaklığı bulmak için iki noktanın apsislerini çıkarıp karesini alacağız. Bir de ordinatlarını çıkarıp karesini alacağız. Bu iki sayıyı topladığımızda ve kökten çıkarttığımızda aradaki uzaklığı buluyormuşuz. İspatı da daha doğrusu nereden geldiği de Pisagor'dan diyebiliriz. Burada sıranın önemi yok. Hani ben x2-x1 yazdım ama ters de yazsanız fark etmeyecektir. Çünkü kare geldiği için eğer ben bundan bunu çıkarınca 5 çıkıyorsa ters yazsanız -5 çıkar. 5'in karesi de 25, -5 de 25. O yüzden burada hangini önce yazayım, hangini sonra yazayım diye bir şeye kapılmanıza gerek yok. Direkt kafana göre takıl. Yani apsisleri çıkar yeter ki. Ve karesini al. Sırasının önemi yok. Bakalım örneğimize geçelim şimdi. A noktası ile B noktası arasındaki uzaklık kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şekil çizmeyeceğim artık. Formülü alışmamız gerekiyor çünkü. Burada en çok karışan şey formülde eksiler var hatırlıyorsanız. Bir de mesela A'da eksi var ya, eksiler karışıyor bazen. Dikkat ederseniz karışmaz ama. Şimdi bakalım. A ve uzunluğu bulmak için kök içinde apsisleri çıkaracağız. Fark etmiyor sırası. Eksi 2'den altı apsisler, bakın bunlar yanlış yazmayın. Birinciler. Eksi 2'den 6'yı çıkaracağım. Apsislerin farkı bu. Bunun karesini alacağım. Sonra 6'dan 12'yi çıkaracağım. İstersen 12'den 6 çıkar. Fark etmez. Beğenmediysen hiç fark etmiyor. Karesini alacağım. Burada mesela az önce yaptığım eksi 2, eksi 6 yerine tersten gitseydiniz, yani 6'dan bu yönde gitseydiniz, genelde şöyle yazılır. 6 eksi 2 yazılır. Yanlış yapılıyor. Halbuki böyle değil. 6 eksi eksi 2 demeniz lazım. İşte onlara dikkat etmezseniz 8 bulacağınızda 4 bulursunuz ve yanlış yaparsınız. Demek istediğim şey buydu. Neyse. Çıkarttık apsisleri -8 yapıyor. Karesi 64. 12'den 6 çıktı. 6 karesi 36. 100 yapıyor kök açı. Zaten 3, 4, 5 üçgen 2 katı çıkıyor galiba. Çünkü orası 8, 6 çıktığı için orada düşünebilirsiniz. Cevap 10 çıkıyor kökten çıkınca. Demek ki A ile B arasında uzaklık 11'miş. Yani isteseydim bunu düzlemde çizip yapabilirdim ama işte zaman kaybı oluyoruz. Çünkü biz size gidip de illa bunu bul diye zaten bir soru olarak karşımıza gelmez direkt. Nasıl gelir peki? İlerleyen safhada soru içinde bu sorunun bir parçası olarak karşımıza gelebilir. Yoksa gidip de biz ya da kimse size bu aradaki uzaklığı bul diye doğrudur böyle bir soru sormaz. Çünkü bu tam da bir soru aslında değil çok da. Konuşamadım neyse. Bununla ilgili belki şöyle bir soru olabilir. Hani biraz daha zorlaştırmak isterseniz. A 2'ye 0. B eksi 2 apsis. A artı 1 ordinat. Dikkat edin virgül burada. AB uzunluğu 5 birimmiş. Bu reel sayı demek. Yani R'nin yanındaki çizgi, çift çizgi kitaplarda böyle geçiyor. Kafanız karışmasın. Reel sayı demek bu. Yani şöyle R'ye biz yazıyoruz ama kitap bir de buraya böyle yapıyor. Yani küme anlamında. Reel sayı kümesi anlamında. Kafanız karışmasın. A'nın alabileceği değerleri bulalım demiş. Yani belki bu biraz daha diğerine göre sorulabilir. Ne yapacağız?
Gene aynı şeyi yapacağız. Diyeceğiz ki AB'nin uzunluğu eşittir. Tabii şeyi söylemedim biliyoruz değil mi? Şu mutlak değer gibi olan uzunluk anlamında. AB'nin uzunluğu demek. Kök içinde şimdi önce buradan başlayayım yine. 2'den bakın eksi 2 çıkaracaksınız. Dikkat edin. 2'den çıkaracaksınız. Eksi 2. Hatta açık açık yazayım şimdi. Kapatana yapmayayım. Şu yani. Bunun karesi alınacak. Artı 0'dan artı 1 çıkacak. 0 eksi artı 1. Bunun karesi alınacak. AB 5 birim oluyor. 2'den eksi 2 çıkarsa bakın burası artı olacak biliyorsunuz. Yani 4 olacak burası. 4'ün karesi de 16. Artı 0'ın bir önemi yok. Eksinin de bir önemi yok kare alacağım. İşte direkt artı 1'in karesini almamız lazım. Direkt böyle de yazabilirsiniz. Eksi ne yaptım? Eksinin karesi artı olduğu için eksi önemsemedim. 0 da attım zaten. Direkt artı 1'in karesi gibi yaz. Bunun için açmayacağım. Nedenini anlarsınız. Açarsanız biraz da işten zorlaşıyor. Burada bitirelim. Şimdi sonucun 5 çıkması için kök içinde olmalı 25. Burada 16 var. Demek ki burası 9 olmalı bakın. 9 olmalı. 9 olduğu zaman 5 çıkar. Yani böyle basit yapabilirsiniz. Şimdi a artı 1'in karesinin 9 olması için bunun 9 çıkması için aslında iki seçenek var işte. Neyin karesi 9? 3 ya da eksi 3. Yani a artı 1 sayısı ya 3 olmalı ya da eksi 3 olmalı. Birincisinden biri karşılatınca 2 oluyor a sayısı. Diğerinden de eksi 4 oluyor yaparsanız işlemlerinizi. 2 değer buldum ben ama sonra da zaten alabileceği değerler demiş. Doğru ikisini de sormuş. Ama test olsaydı bazen ne diyor işte? Alabileceği pozitif değeri bul, negatif değeri bul. Ya da toplayabilir, topla diyebilir. Neyse 2 değer var yani. 2 ve eksi 4 çıkıyor sonuç. Birinci formülü geçtik. 2'ye geldik. 2 ile ilgili formüller var kitaplarda ama ben formülü size vermeyeceğim. Merak etmeyin. Sürekli formülde çünkü sizi sıkacaktır ve kafanız karışacaktır. Şimdi bir doğru parçasını belli oranda sığdıramamışım oraya ama sığdırayım sizin için. Bir doğru parçasını belli oranda 3'ten bölen noktanın koordinatları. Önce bu ne demek? Bunu açıklayalım. Sonra örnek üzerinden formülsüz nasıl yapacağımızı anlatacağım. Şimdi işten bölen nokta şu demek arkadaşlar. Bir tane doğru parçası var elimizde. Bakalım nerede doğru parçası. Şu. Bir doğru parçası olsun. Bir ucuna A noktası diyelim mesela. Diğer ucu da B noktası olsun. Yani bu AB doğru parçası. Bunun içinde de bir C noktası olsun. İşte A ile B doğrusunun içinde olan işten demişiz ya işte bakın. İşten böyle diyor. Yani AB'nin içinde kalan bir C noktası alacağız. Burada belli oranlar vereceğiz. Diyeceğimiz şey mesela burası üçgen, burası 2 diyelim atıyorum. İşte C noktası AB'yi 3'e 2 oranında bölüyor. Yani 3 bölü 2 oranında AC bölü CB 3 bölü 2 oranında. İşte buna biz işten bölen nokta diyor. Belli oran dedi işte bu sayılar bize verilecek. Bu C noktasına işten bölen nokta diyoruz. Şimdi soru da işten bölen nokta olup olmadığı nasıl anlaşılır? Onu da söyleyelim. Ya şu tabir kullanılır bakın çiziyorum altını. C noktası elemanıdır AB. Eğer bir nokta AB'nin elemanı demek onun içinde yer alıyor demek. A ile B'nin arasında bir yerde içinde demek. Ya böyle söylenir ya da direkt bakın soruda demiş işten bölen demiş. Direkt de söyleyebilir. Demek ki direkt söylemezse nasıl anlarız onu söylüyorum tekrar. C elemanıdır AB dediğimizde bunun işte bir nokta olduğunu, işten bölen noktanın olduğunu anlarsınız. Herhalde anlatabildim. Şimdi formüllere gerek yok dediğim gibi biz oran ve orantı kurarak bu örneği yapmaya çalışalım bakalım. Biraz daha aşağı alayım ben bunu şimdi. Şimdi dediğim gibi A ile B'ye vermiş, oranlar vermiş ve demiş ki AB doğru parçasını işten bölen diye belirtmiş. Ama bunun yerine ne dedi diyebilir? Tekrar söylüyorum. Diyebilirdi ki C noktası elemanıdır. C noktası elemanıdır.
A, B doğru parçası diyebilirdi. Yani üçlü kapalı olarak da işten böyle noktayı bu şekilde de verebilirdik. Ona ne yapmanız lazım? Dikkat etmeniz lazım. Peki, sileyim tekrar bunu şimdi. Şekil çizelim anlamak için tekrardan. Diyor ki, şöyle bir A noktası var. Eksi 1'e 3 noktası koordinatları. Yani bunu düzlemleştirmenize gerek yok. Yani X, Y koordinat sisteminde gerek yok. Birebir. Temsil şekil istiyorum. B noktası 4'e eksi 2. Denmiş ki C işten bölen. Bir de şu orana bakalım. AC bölü C, ya CA bölü CB 2 bölü 3. Yani A'ya 2 birim, B'ye 3 birimmiş. Yani demek ki B'ye uzak biraz. Şuraya bir yere konumlandırıp fark etmesin. Demek ki C noktası da burası olsun. Buna da x, y diyelim koordinatlarını mesela. Peki oranları nasıl yazacağız? CA'ya 2K dersem, 2 demiyorum artık oran oldu. 2K dersek CB'ye de 3K dememiz gerekiyor. Demek ki bu şekilde bir oran var. Peki şimdi ne yapacağız? Onu söyleyelim biz size. Formülü gerek yok. Şöyle yapacağız. Tabi doğrusal bir yapı olduğu için, yani ACB bir düz çizgi üzerinde olduğu için oranlı olarak artıyor artışlar. Nasıl yani? Şimdi bakın. X'in yeşil alayım mesela. X'in apsisi, şey, A'nın apsisi kaç? Eksi 1. B'nin kaç? 4. Bu yönde gittiğimde şuraya, bu yönde gittiğimde kaç, nasıl bir değişim var? Eksi 1'den 4'e gittiğiniz zaman biz 5 artmış. Artı 5 diyelim ona. 5 artmış anlamında. Bir daha söylüyorum. Yön fark etmiyor. Ben bu yönü tercih ettim. A'dan B'ye doğru gittiğimde bakın okulda çizdim. Eksi 1'den 4'e bir artış var. Ne kadar? Artı 5. Artı 5 yazandaki amaç o. Bu işte şu gidilen yollarla paralel olacak şekilde bölüştürülüyor arkadaşlar. Yani bu yönden de bakarsak A ile B'ye giderken kaç birim gitmişiz? 5K. 2K, 3K daha 5K. Buradan burası 5K. Demek ki bu yönden de böyle uzunluk olarak, yol olarak bizim 5K olduğunu gördük. Orantı kuracağız. Demek ki x için konuşuyorum. X'ler 5K yol gidildiğinde 5 artıyor. Sağ değiştirelim o zaman. Yani 1K, her 1K için bir artış olmalı. Şimdi bakalım. Peki biz A'dan C'ye giderken kaç birim gidiyoruz? 2 birim, 2K. O zaman A'dan C'ye giderken bu x'teki değişim ne olmalı? Her k için 1 artıyorsa 2k için 2 artmalı. Yani eksi 1'e 2 eklemeliyiz. Eksi 1'e 2 eklersin 1 olur. Demek ki burası 1 çıkmalıymış. Artı 1 hatta. Aynı şeyi y için de yapacağız şimdi. Diyeceğiz ki A'nın ordinatı 3. B'nin kaç? Eksi 2. Yine aynı yönde gidersen bu yönde y'ler ne olmuş? Düşmüş. 3'ten eksi 2'ye inmiş. Ne kadar inmiş? 5. Azalmış. Eksi 5 dedim o zaman buna. Yine aynı şekilde y'ler için konuşuyorum. Her 5K'da 5 azalmışsa, eksi 5 olmuşsa yani azalma anlamında, 1K'da ne azalacak? 1 azalacak. 2K'da ne olacak? C için konuşuyorum. 2K ya. 2 azalacak. O zaman A'dan C'ye giderken y 2 azalacak. 3'ten 2 azalt. Gene 1. Demek ki C noktası birebir olur. Bilmiyorum anlatabildim mi? Bu şekilde orantı kurarak olur. Formüllere gerek yok. Yani kitaplarda görürsünüz belki ama ben tavsiye etmiyorum. Anlatabildim bunu acaba? Bilmiyorum ki geçeyim mi? Cevap yok. Geçiyorum o zaman. Benzer şekilde dıştan bölen nokta var bir de. İçten bir de dıştan şimdi. Dıştan bölen nokta dediğimiz gene buna benziyor. Bu sefer dışarıda olacak bakın şöyle. Gene bir tane doğru çizeyim. Bu A noktası olsun. Şurası A noktası olsun. Ne yazamıyorum. Şurası A noktası olsun. B noktası olsun. Dışarıda dediği için gene aynı doğrultuda. Doğrultu bozulmuyor yalnız. Ya burada olur C, bu tarafta.
artık verilen işlemi. Ya da bu tarafta olabilir. Yani AB'nin aynı doğrultusunda ama dışında olması gerekiyor. Bunu nasıl anlarız dıştan mı diye? Direkt dıştan ders ya da bakın şuraya dikkat çekeyim. Şunu söyleyebilir bakın. Ne diyor? C elemanı değildir AB. Yani AB'nin içinde değildir anlamında. Dışındadır anlamında. O zaman elemanı değildir derse dıştan bölen olduğunu anlarız. Ya da direkt dıştan bölen de derse zaten onu yapacak. Çünkü direkt anlaşılmış oluyor. Benzer şekilde. Hemen soruya geçeyim. Çünkü çözüm yöntemi aslında aynı. Neyse çok oynamayayım. Hepsi karıştı. Şimdi diyor ki örnek. Gene örnek üzerinden gideceğim. AB noktaları var. AB doğru parçasını 5 bölü 3 oranında dıştan bölen diye belirtmiş. Anladık dıştan olduğunu işte. C noktasını, koordinatlarını bulun demiş. Hemen bir şey çizelim gene. Doğru çizelim şuraya. Hatta bir de kesik kesik çizmemiz lazım. Galiba aynı zamanda yanına. İşte A noktası burası olsun. B de burası olsun. C için hazırlığımı yaptım. Ya sola ya sağa yapacağım. Bakacağım şimdi. Şimdi A noktası 1-2'ymiş. 1-2. B de neymiş? 3-0. Şimdi diyor ki bakın şu oran önemli şimdi. Ne diye bakalım. CA bölü CB 5 bölü 3. Yani C'nin A'ya uzaklığı 5, B'ye uzaklığı 3. O zaman doğal olarak nerede olması gerekir? B'nin sağında. Çünkü böyle bir oran çıkması için başka yolu yok. Demek ki C burada bir yerde ki X'ye noktası. Bakın sayıları yerleştirelim şimdi. CB 3 birimken yani burası 3K iken CA 5 CA 5 yani AB'ye kaç yazacağız? 2K yazacağız. Ölçüde olmak istedik ama önemli değil. Toplam 5 ama şurası. Toplam uzunluk 5K. Bu önemli. Neden sağa koydum? Çünkü A'ya uzak diyor. A'ya 5 birim, B'ye 3 daha yakın diyor. Demek ki sağda olacak. 3K, 5K, buraya 2K kaldı. Bu şekilde yerleştirmemi yaptım. Gerisi ne olacak? Gene aynı. Demek ki soru gibi yapacağız gene bakın. Apsilerden yola çıkacağız önce gene işte. Diyeceğiz ki A'nın apsi 1'miş arkadaşlar. B'nin kaçmış? A'dan B'ye giderken A'dan B'ye gitti giderken ne kadar bir artış var? 1'den 3'e 2 artmış. Artı 2. X'ten bahsediyorum. 2 artmış. Peki kaç birim yol gittik A'dan B'ye? 2K gittik. 2K'da 2 olursa demek ki her K'da her sağa doğru K gittiğimizde apsis 1 büyüyecek. Yani her K için bir büyüdüğünü anladık. Şimdi o zaman bakalım. B'den C'ye gittiğimizi düşünürsek. B'nin apsisi kaç arkadaşlar? 3. B'den C'ye giderken ne kadar yol gidiyor? 3K. Her K için sağa giderken her K için bir birim arttıracağıma göre 3K'da da 3 birim arttıracağım apsisi. Yani 3 ol, 3'ken 3 arttı. 6 oluyor demek ki orası işte. 6 olacak. Benzer şekilde Y'ye bakalım. 2'ymiş. 0'a inmiş. Gene buradan buraya gittiğimiz zaman azalma var bu sefer. 2 azalmış. Gene aynı oran Y için yazıyoruz şimdi. Y 2 azalmış. 2K'da. O zaman her K sağa gittiğimde her K için bir azaltmam gerekecek. O zaman B'den gene C'ye gidersem B'nin ordinatı şu an 0. C'ye giderken 3K yol gidiyoruz. Her K'da bir azaltacaktım. 3K'da 3 azaltacağım. O zaman sıfırdan da 3 aşağı inersek eksi 3 olur burası. Demek ki C noktası neymiş arkadaşlar? 6'ya eksi 3'müş. Kısacası içten dıştan dediği zaman şekli çizeceksiniz. Eğer direkt içten diyorsa içten dıştan dıştan ama demiyorsa C elemanıdır AB derse içten bölen elemanı değildir diyorsa dıştan bölen olduğunu anlayacaksınız. Bir de şu oranları 5'e 3 demiş ama 3'e 2 oluyor aslında şurası. Toplam çünkü 5. Güzel dağıtırsanız, konumlandırırsanız. Gerisi artık size kalıyor. Bir de şunu söyleyeyim yalnız. Tabii burada iki soruya dikkat ederseniz hiç rasyonel sayı çıkmadı. Bazı sorularda ne oluyor arkadaşlar? Tam çıkmıyor. Mesela 2'den atıyorum 5'e gidiyor. 6'ya gidiyor. 4 artıyor ama
3K'da 4 artıyor. Rasyonel de çıkabilir. Kafanız karışmasın. Ben özellikle burada seçtim olarak denk geldi güzel sayılar ama güzel derken tam sayılar çıktı ama rasyonel sayılar da karşımıza gelebilir. Aklınızda olsun. Yani oran orantı kurarak bunları formülsüzce yapabilirsiniz.